kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır biliyorsunuz video atmıyordum. Dedim ki dün ben vlogla başlayayım. Çünkü vlog çekmeyi ve izlemeyi çok seviyordum. Dün Atay ayağını burkup eve geldi ve ayağı şu an sarılı bir şekilde. Ben de ona eczaneden ilaç almaya gidiyorum. Sabah işte poğaça falan da alırım. Çay da demledim zaten, gördünüz. Beraber oturuyoruz. Ondan sonra doktor randevusu var. İlaç falan yazılacak. Bu arada bunu neresine bakacağımı da bilmiyorum. Kamerayla çekmiyorum çünkü kamerayla çekerken gerçekten çok zorlanıyorum. Çünkü hani görüntüleri oradan al, telefonu aktar, telefondan işte editle, çok zor oluyor. Gerçekten 3-4 saatimi alıyor. Sadece videoyu telefona atmak. Önce pastaneye gideyim. Oradan da arkadaşı terziye şey bırakmış, kolluk bırakmış, onu alacağım. Oradan da eve gelip kahvaltı yaparız. Güzel bir kahvaltı yaparız. Peki benim bu uykudan uyanıp direkt video açmam. Çünkü dün direkt şöyle düşündüm ya, uyandığım zaman vlog çekerim diye düşündüm ve gözümü açar açmaz gerçekten vlog çekmeye başladım. Kendimi tebrik ediyorum. Bir de hazır çıkmışken şey almak istiyorum ya. Böyle boş sprey kutuları gibi şeyler oluyor ya, onlardan almak istiyorum. İçine şey yapacağım çünkü, yağ koyup böyle vücut sivri gibi bir şey yapacağım. Ondan da bakıyorum bir yandan. Bu arada dün ben Atay'a dedim, yani bu havada maç falan yapılmaz. Halı saha falan yapılmaz. Dün aşırı yağmur yağıyordu. Dedim yani gitme, sakatlık çıkaracaksın dedim. Ve çıkarmış oldu. Neyse ki Allah'tan bir yırtıkla atlattı. Kırık falan da olabilirdi. Kısmet. Bir Osman'a uğrayacağım. O dediğim boş sprey kutularından var mı bir bakacağım. Oradan da pastane, oradan da eczaneye gideceğim. Ve hava inanılmaz serin yani. Ya da ben uykudan yana uyandım diye öyle. Kutuyu buldum. Bunun için yapacağım. Bu arada bir tane de pamuk alayım. Ellerimdeki ojeleri çıkartayım. Pamuk yok diye çıkaramadım. Hale bakın ya. Dermin maskelerin şekilleri değişmiş. Böyle olmuş. Çok güzel olmuş. Bence daha mantıklı. Ve fiyatı da çok iyi. Çok severek kullanıyorum ben bunları. Kızlar bir de bunu aldım. İçini doldurup da kullanırım aynı zamanda. Kokusu o kadar güzel değil ama şık duruyor. O yüzden aldım. Banyoda böyle dursun. Atay'ın doktoruyla görüştük. Büyük ihtimal yırtık var olduğunu söyledi. Ama akşam tekrar MR istiyor. Dün MR çektirmesine rağmen MR net çıkmamış çünkü. Her neyse, kahve içmeye geldi. Atay iki değnekle yürüyor. Bir görseniz o kadar komik ki. O da müzik çalıyor. Telif medif yer miyim bilmiyorum ama. Yemem inşallah. Tekrar selam kızlar. Şimdi eve geldik. Anca Atay'ın MR'ı falan çekildi. Büyük ihtimal yırtık olduğunu söylüyor. Doktor adalesinde yırtık var yani. O yüzden şu an iki kollukla yürüyor. Yarın tamamen yorumlanacak. Yani ne oldu? Asıl o zaman belli olacak. Aşırı yorulduk. Şimdi hemen bir çay demleyeceğim. Ondan sonra film falan izler. Uyuruz büyük ihtimalle. Bir makyajımı falan toparlayayım. Öyle yani. Yarın görüşürüz. Bir de arkadaşlar, bu oda nasıl dağıldı böyle. Yarın buraları da toplayalım. Şuraya bakın. Her yer gerçekten, her yerde yani. Burayı toplayalım yarın. Şu an açının çok kötü olduğunu farkındayım ama yapacağım hiçbir şey yok. Tripod almam lazım. Ondan sonra daha düzgün olur açılar. Çük kahvesi yapacağım. Çayı sonra içerim. Şu küçük kahvesi akşam yemeğinden sonra içmedim. Ve Türk kahvesi bağımlıları bilir ki ben günde iki tane Türk kahvesi içiyorum. İçimden de kendime gelemiyorum. Sen ne yapıyorsun? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Mutfak gezmesi mi? Ya bu arada yarın bayağı bir evi toplamam lazım. Yolda değil, her yer her yerde şu an yani. Bütün evi toparlamam lazım. Yiyeceğim ya. Normalde mutfağa girmesine asla izin vermiyorum. Ya asla dedi, izin vermiyor mutfağa girmesine. Bugün böyle kapıyı açıp buldu ve girdi.
Ben de kızmadım. Girsin. Zaten hepimiz aşırı yorgunuz hastaneye evlerken. Bayağı dağıldık yani. Kızlar selam. Sabahtan beri ancak şimdi açabiliyorum. Çünkü sabah tekrar doktora gittik ve bir sürü birkaç işlem vardı. MR'ın sonuçlarına bakacaktı doktor. Onları gördü doktor. Çok aşırı ciddi bir şey yokmuş. Sadece ufak bir yırtığı var. Ameliyatta hiçbir sorun yok yani çok şükür ki. Çok şükür ki değil. Çok şükür ki. Gelir gelmez bu odayı toplamak istiyorum. Aşırı dağınık, dün bahsetmiştim yani. Arkası falan da kıyafet dolu. Arka tarafta da kıyafetler falan var. Onları da halledeceğim. Ondan sonra da o dediğim, bahsettiğim vücut yağını yapacağız birlikte. O zaman başlayalım. Bence önce şu masanın üstünden başlayalım toplamaya. Ardından da arkadaki kıyafetleri toplarız. Bu odayı bitirip çıkarız ve sonra da o vücut simini yaparız. Açıdan şu an asla haberim yok ama şöyle şu masanın üstünü toplayayım. Çünkü genelde ben reels falan çektiğim için çok hızlı dağılıyor buralar. Ve hızlı bir şekilde toplamak gerekiyor. Ve üst üste reels çekince de maalesef öyle bir şey olmuyor. Şunları yerlerine kaldırayım hızlıca. Yoldan 3 tane Rus siparişi vermiştim. Onlar gelmiş. Onları da göstereceğim. Bir tanesi şu an dudağımda. Efsane güzel çıktılar ve çok uygun fiyatlılar. Biraz da elime sulaşlayıp göstereceğim size. Bayılacaksınız. Ama şuraları önce bir toplayayım. Hemen göstereceğim. Bu arada beni eski takipçilerim bilir, arka perde yaptırmışım ve yarım yaptırmışım. Bir tane daha sipariş vermem gerekiyormuş. O yüzden böyle yarım kaldı. Artık onun yarısında yenisini mi alırım, değiştirir miyim, farklı bir şey mi yaparım? Çünkü bu renk de çok içime sinmedi benim bu odaya. Sanırım böyle bejimsi gibi bir ton almam lazım. Burada hala nereye bakacağımı bilmiyorum. Kameraya çektiğiniz zaman böyle ortaya bakıyorsun, kolay oluyor da burada bayağı zorlandım telefonla. Kızlar şimdi geldim. Odayı da topladım. Onu da gösteririm birazdan. Bahsettiğim gibi rujları göstereceğim. Bir tanesi dudağımda olan bu Kinda Sexy'nin, MAC Kinda Sexy'nin muadili bence. Golden Rose'un 27 numarası. Efsane bir nude. Her tene yakışır. Dudağımda da şu an o var. Bence çok güzel, böyle koyu makyajlarla, günlük makyajlarınızda çok rahat kullanırsınız. Bunu mutlaka alın. Çok da uygun fiyatlıydı. Diğeri Avon'un Blush Nude rengi. O birazcık daha pembe. Şöyle elime de swatchlıyorum sizin için. Böyle daha pembe alt tonlu bir, pembe bir renk. Bu da sarışınlara, kumrallara, yine esmerlere de çok yakışır. Ama bu birazcık daha kremsi. Dudağımdaki mat bir ruj. Bu da çok uygun fiyatlıydı. Diğeri de Marvelous Mocha diye bir rengi. Yine Avon'un. Bu da çok güzel kahve alt tonlu bir nude. Bu da çok güzel. Bu esmerler de sarışınlar da çok güzel olur. Numaralarını zaten aşağılara şu an editlerken yanına falan da yazarım. Bunları mutlaka edinin. Yani hele şu dudağımdaki nefis. Şöyle göstereyim tekrardan. Aklınızda bulunsun kızlar. Çok da uygun fiyatlıydı dediğim gibi. Bu arada odayı da topladım. Mis gibi oldu. Sadece çekmecelerin içi kaldı. Onda da hafta sonu bir makyajım var. Ona gittikten sonra toplamayı düşünüyorum. Böyle güzelce her şeyi yerleştirip öyle toplamayı düşünüyorum. Birazdan da yemek yerim. Ondan sonra da o vücut simi dediğim şeyi birlikte yaparız. Yani onu çok merak ediyorum nasıl olacağını. Dur odayı da göstereyim size. Ve oda finito. Çok güzel oldu. Tertemiz, derli, toplu. Bu ışıkları keşke şuradan kaldırabilsem ama başka bir yere koyamıyorum maalesef. Anca burada olacak. Bir de sık sık video çektiğim için elimin altında olması daha mantıklı. Şimdi yemek yiyebiliriz. Kızlar geldim. O vücut yağından yapmayı göstereceğim. Bu arada ben kayıda aldım zannediyorum. 2 dakikadır boşu boşuna konuşuyormuşum. Yağı da yapmış buldum. Bu bugün başıma 2 kez geliyor. Bir de reel çekiyorum zannederken. Aslında çekmiyormuşum. Her neyse, çok basitmiş ama yani. Sinoz'un bu yağını kullanıyorum. Ben siz bebe yağı ya da herhangi bir yağ da kullanabilirsiniz. Ben bundan inanılmaz memnunum. Saçıma, yüzüme, makyaj altına, cildim kuruduğunda da kullanıyorum. Çok çok güzel bir yağ. Yarısını buna boşalttım. Hatta ben bunun sade halini çok sevdiğim için de bitmesin diye böyle bir şey yaptım. Yarısını buna boşalttım. İçinde kullanmadığım highlighter olan bunu ve hepsinden karıştırarak döktüm. Yani toplam 2 çay kaşığı falan toz highlighter koydum gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında iyice çalkalıyorsunuz böyle. Yani bu iyice içinde eriyor ama öyle güzel bir şey oluyor ki. Bakın göstereceğim şimdi size.
Bakın. Renge bakın. Çok güzel. Yani bunu resmen yazın. Çok işinize yarar, bacaklarınız falan özellikle kuruysa ve şeyse. Bir de hafif de böyle bronzluk veriyor. İçindeki o simler falan sayesinde hafif de böyle bacaklarda bir bronzluk yapıyor. Ben şurama sürdüm. Bir de şurama sürdüm. Hepsini kayıttayım zannederek bir de konuşarak çektim. Öyle. Bu arada videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada mesela bu videoyu bitirip başka video daha çekeceğim yani. Bu aşırı gaza geldim YouTube konusunda. Umarım yanılmam bu sefer. Yani ben geldim deyip 4 ay video çekmemezlik yapmam. Ama dediğim gibi yani ben kameradan video çekerken bu benim motivasyonumu inanılmaz düşürüyordu. Çünkü onu editlemesi, işte telefona al, aktar dediğim gibi 2 saat sürüyor. 2-3 saat sürüyor telefona videoyu atmak. Bu da beni böyle bayağı demotive ediyordu. Şimdi telefondan çekiyorum. Bence fena da değil yani, idare eder görüntü diye düşünüyorum. Artık telefona çekeceğim için gayet rahatız. Yani yarın istersek makyaj videosu çekeriz, istersek yine vlogtan devam ederiz. Bu arada yarın misafirlerim geliyor. Yarın da video çekerim ben. Yarın da video çekerim. Böyle hazırlık videosu falan gibi. Yani herhalde vlog çekmek daha işime gelecek gibi gözüküyor. Yani makyaj videolarını da seviyorum ama makyaj videosu hep olacak bizim bu kanalda. O yüzden hem makyaj hem vlog hem merak ettiğiniz bir şey belki. Siz beni yönlendirin lütfen. Bu arada gecikme için çok çok özür dilerim. Hep aşağı yazdınız. Bütün yorumlarınızı okudum. Çok çok teşekkür ederim her bir yorumunuz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Çünkü orada inanılmaz aktifim yani. Buradan çok daha fazla aktifim. Instagram'ı falan da buraya bırakırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.